Kraliçe 2. Elizabeth'in, naaşının bulunduğu tabut, hafif görüntüsüne rağmen son derece ağır. Tabutu kaldırmak için 8 kişi gerekiyor. Bunun nedeni, tabutun kurşunla kaplanması. Aslında kraliçenin tabutu, bilindiği kadarıyla en az 32 yıl önce yapıldı. Bu tabuta dair birçok ayrıntı bilinmiyor. Tabutun kurşunla kaplanmasınınsa aslında bilimsel açıdan, basit bir nedeni var. Bu malzeme sayesinde kraliçenin bedeni, Londra'nın batısındaki Windsor Kalesi'nde yer alan, Aziz George Şapeli'ne indirildiğinde, çok daha uzun süre, dayanacak. Uzmanlara göre kurşun kaplı tabut, hava geçirmez özelliği sayesinde, nemin içeri girmesini önleyerek, kraliçenin vücudunu, daha uzun süre koruyacak. Kraliyet ailesinin bu geleneği, en az 400 yıldır uyguladığı tahmin ediliyor. Tarihi kayıtlar, 1603'te ölen, 1. Elizabeth'in de, kurşun kaplı tabutla şapele indirildiğini gösteriyor. Kraliyet aile üyelerinden üst düzey olanlar, toprağa gömülmüyor. Kilisenin alt katındaki şapele indiriliyor ve şekilde görüldüğü gibi, üzerlerine taş mezar yapılıyor. Bu defin şekli, firavunların geleneklerini andırıyor. Yıllar önce ölen kraliçenin kız kardeşi, Prenses Margaret ise, yakılmayı istemiştir. Prenses Margaret yakılmış olsa bile, külleri, babasının tabutunda, muhafaza edilmektedir.